Merhaba değerli takipçiler. Şimdi de Dağlıoğlu standında Fatih Bey'i ziyaret ettik. Şöyle bir standa baktığımızda oldukça farklı modellerde, bildiğimiz sadece FD-63 değil, pek çok farklı modellerde, değişik renklerde, tasarımlarda tüfekler gördük. Onları kısa kısa video haline getirdik. Onları görüntülerini size sunacağız. Fatih Bey'e bir soralım bakalım bu seneki yeniliklerimiz neler olacak? Öncelikle standımızı ziyaret ettiğiniz için hocam size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cümlemizde inşallah. Biz bu iş fabrikamızı kuralı bir yıl civarında bir şey oldu. Bir yılın içinde 3 modelimizi çıkarttık. İlk önce FD-63 12 kalibreyi çıkartmıştık. Bir Ford'dan önce de şu anda Dragon diye bahsettiğimiz tüfeğimizi çıkarttık 36 ve 20 kalibrede. Bir yılın içinde 3 modelimizi çıkartmış bulunmaktayız. Bu silahlarımız Avrupa ülkelerine gitmekte ve Türkiye içinde sattığımız modellerle Avrupa'ya giden modeller arasında biraz farklar var. Çünkü lablu boyutları, standartlar uyması gerekiyor, şartlara uyması gerekiyor. Biz şu anda uluslararası İstanbul Fuarı'na katıldık. İlk katılışımız. Evet. Şu anda şöyle bir şeyde izah etmek istiyorum. Bizim burada katılmış olduğumuz fuar vatandaşımın çok ilgisini çekti. Böyle bir modeller beklenmiyordu. Türkiye'de üretilen hiçbir tüfek, bizim benzerimiz yok. Bizim tüfeğimizin komple çelik olması özelliği çok farklı. İşte güzel, farklı bir modelimiz. Evet. Yeni bir modelimiz budur. Dragon. Dağlıoğlu FD-47 Dragon. Yeni çıktı. Bir hafta önce görücüye çıktı. Allah'a çok şükürler olsun. Hiçbir sorunsuz şekilde çalışmasından olsun. Satışını inşallah bundan sonra hayırlı satışlar bekliyoruz. Ben bunu fabrikamızı Şanlıurfa'da üretim yapılıyor. Şanlıurfa'dan bir yıl önce bu silah fabrikasını kurdum ben. Şu anda demek istediğim, silah sektörümüz bayağı gelişiyor. İnşallah yivli silah üzerine de çalışmalarımız başlıyor. Çok güzel. Allah'ın izniyle. Yani standımızı da sizler burayı ziyaret ettiniz. Ben size tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim buradaki modellerimiz Rus silahlarına rakip bir silahlar olarak Rusları susturdum. Çok güzel. Rusları susturdum. Ruslardan daha kaliteli bir silahları Şanlıurfa'da üretiyoruz Allah'ın izniyle. Benim şu anda gördüğüm, zaten fuarın ilk günü olmasına rağmen standınızdan hiç ziyaretçi eksik olmuyor maşallah. Bu da henüz standların bugün kurulduğu, herkesin daha yorgunluğunu üzerinden atamadığı bir gün. Tahmin ediyorum önümüzdeki cuma ve cumartesi günlerde sizi epeyce kalabalık bir izleyici kitlesi bekleyecek gibi görünüyor. Evet hocam, şu anda şöyle söyleyeyim. Buradaki fuar alanındaki en kalabalık stand bizim standımız. Çünkü bir model çıkmış, Kaleş AK-47 Kaleşnikov'un aynısı. Hı hı. Ülkemizde ilk ben Dağlıoğlu Silah Sanayi olarak, Fatih Dağlıoğlu olarak ben ürettim bu silahları. Şu anda yeni çıktığımız, gösterebilirseniz, yeni çıktığımız Dragon modeli şu anda ülkemizde sadece Dağlıoğlu'nda var. Evet. Taklit edilemez. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Tekrar bir de yurt dışı ithalatlarından örnek gösterirseniz. Yurt dışı ithalatlarından da örnek gösterelim. Evet, ben ondan getirdim. Da Mehmet, İmran köşedeki kısa tüfeği alın, siyah. Şimdi ülkemizdeki yasaların siyah durumu mı gereğince 47 santimin altındaki namlular bizim ülkemizde satışı maalesef yasak. Ama evet, yabancı ülkelerde daha kısa namlularla çok daha pratik silahların satılması, kullanılması serbest olduğu için görüyorum. Yabancı ülkeler için de çok güzel dizaynınız var. Hatta 2-3 yani standı görmeniz lazım, öyle diyeyim. Şu anda bu silahlarımız hocam Türkiye standartlarında 45.2 santimetreye kadar üretim yapabiliyoruz. Hı hı. Ondan aşağısı yurt dışına gidiyor. Yurt dışında bir
Yani kısa namlulu olarak tamir edilen tüfeklerimizde hiçbir sıkıntı yaşamıyordu, gidiyor. Avrupa ülkelerine gittiği için namlu boyları önemli değil. Ama Türkiye'de, biz Türkiye'de istiyoruz ki bunları da kısa namluyla Türkiye'de yapalım. Bu insanlarımız da yaşasın. Çok güzel olur. Biz burada Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Milli Savunma Bakanımıza talepte bulunuyoruz. Yani neden Avrupa ülkelerinde hivli silahlar ruhsatlı olarak veriliyor da bizim ülkemizde verilmiyor? Evet. Biz bunlara karşıyız. Biz de hivli üretimine girmek istiyoruz. Beşli mavzerler üretmek istiyoruz. Kaleşkov'un aynısını üretmek istiyoruz. Yasalarımızı biraz yumuşatırlarsa bizlere karşı, üreticilere karşı, Türkiye'miz kazanacak. Türkiye'miz üretilecek. Evet. Türkiye'mizde yapılacak. Neden Rus'un silahını biz kullanalım? Kullanmayalım. Çok doğru. Biz Türkiye'mizde üreten Kaleşkov'u çıkaralım. İnşallah böyle gelişmeler olur da bunların hepsini görmek nasip olur. İnşallah hocam. Allah'ın izniyle. Yani izinlerimizi alabilirsek ki Kaleşkov'un aynısını da üretmek istiyoruz. Yivli olarak Kaleşkov'u üretmek istiyoruz. Çok teşekkürler Fatih Hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.